Tamam hocam. Merhabalar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümümüzün bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz 15 Temmuz darbe girişimine karşı kamusal yaklaşımlar panel serimize hoş geldiniz. Cumhuriyetimizi, demokrasiyi, vatanın birlik ve bütünlüğünü korumamızın ne kadar önemli olduğunu anladığımız bu önemli günü anarken şehit yakınlarına da başsağlığı dileriz. Bu yılki panel konuşmacılarımızda Gökmen Kantar ve Gökhan Oğuz hocalarımız. Bu seferki konuşmamızı da ilk olarak Gökhan Oğuz hocamızı yapması için davet ediyorum. Buyurun hocam. Öncelikle tüm hocalarıma merhaba diliyorum. Konuşmama başlamadan önce 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü itibariyle bu hain darbe kalkışmasında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de hayırlı, uzun, bereketli ömürler diliyorum. Hem şehitlerimize hem de gazilerimize minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. 15 Temmuz'un bu sene 2016 yılında gerçekleştirildiğini düşünürsek 8. seneyi devriyesi. Bu tarz konuşmaları şahsi kanaatim bir retorik olmaktan çıkarmak için bence artık 8. senesinde 15 Temmuz'un bu 8 yıllık süre içerisinde nelere vesile olduğunu, 15 Temmuz dolayımında nelerin yapıldığını, nelerin yapılması gerektiğini bir envanter dökümünü yapmak gerektiği kanaatindeyim. Bu bağlamda bakıldığı zaman gayet tabii ki bizim bu kısa konuşmalık zaman zarfında bütün bunları gerçekleştirmemiz çok mümkün değil. Çünkü 15 Temmuz denildiği zaman bu olayı tek başına mücerret sadece bir kalkışma olarak almak doğru bir yaklaşım değil. Bunun siyasi tarafı var, hukuki tarafı var, güvenlik tarafı var, askeri tarafı var, dini tarafı var, kültürel tarafı var, eğitim ilgilendiren tarafı var ve üstüne üstlük küresel siyaseti ve uluslararası ilişkileri ilgilendiren birçok boyutu var. Şimdi gayet tabii ki ben analitik olarak bunları bir sürü şeyi sıraladım ama hayatın işleyişi içerisinde bunlar birbirinden yalıtılmış olarak da gerçekleşmiyor. Söz gelimi sizin politik düzeyde yapmış olduğunuz bir hamle ister istemez kültürel alanında, eğitim alanında küresel siyasette etkilememesi kaçınılmaz. Şimdi ben bütün bunları tabii ki bu kısa konuşmada yapamayacağız ama işin şu boyutuna işaret etmek istiyorum. Şimdi 15 Temmuz'un bir özel bir anma günü olarak ilan edilmesi, 15 Temmuz'a verilen ad Milli Birlik ve Demokrasi Günü. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman üzerinden 8 yıl geçmesiyle birlikte 15 Temmuz'un gerçekten bugünün isminde de belirtilen milli birlik ve özellikle demokratik bilincin gelişmesi açılarından neler getirip neler götürdüğü ve gerçekten gayesine amacına hizmet edip etmediğinin bir bilançosunu ortaya koymak lazım. Benim şahsi kanaatim 15 Temmuz'un hemen ardından Yeni Kapı Ruhu adı verilen bir ruh oluşmakla birlikte daha sonrasında bu ruhun sürdürülemediğini görüyorum. Yani demek istediğim olay şu, bugün halen daha üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz ki olgusal bir gerçekliktir, hala işte darbe olup olmadığı ya da kontrolcü mü, tiyatro mu vesaire olup olmadığı gibi noktalar üzerinde tartışmalar söz konusu. Şimdi bu nitelendirmelere baktığımız zaman da burada bir parantez açayım. Söz gelin mesela 15 Temmuz'a tiyatroya da kontrollü darbe denmesinin ilk çıkış noktası özellikle Alman istihbaratı BND'dir. Dolayısıyla şimdi sorulması gereken şey bu milli birlik gayesini 15 Temmuz gerçekten tahakkuk ettirebildi mi? Yani 15 Temmuz'da ilişkin milletin kahir ekseriyeti devlet politikasının dışında siyasileriyle birlikte gerçekten ortak bir pozisyon alabiliyorlar mı? Ve yine 15 Temmuz'un 8. seneyi devriyesinde biz gerçekten Türkiye'de demokratik zihniyeti ki ben demokratik zihniyetin ötesinde milli hakimiyet demeyi tercih ediyorum.
milli hakimiyet prensibinin gerçekten güçlendiğine tanık oluyor muyuz? Bunu güçlendirmek için ne yapmalıyız? Şimdi tarihimize baktığımız zaman bizim siyasi tarihimize aslında olağan siyasi işleyişe kural dışı müdahalelerin zihniyet olarak çok eski olduğunu görüyoruz. Söz gelimi mesela Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşundan yıkılışına kadar yani 1826 yılına kadar yaklaşık olarak 18 tane Yeniçeri kalkışmasının olduğunu görüyoruz ki bu takribi olarak kabaca bir hesap yaparsak 20-25 yıllık bir periyotta siyasete müdahale anlamına geliyor o dönemin koşulları içerisinde. Daha sonra Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman özellikle çok partili siyasi hayata geçiş ve ilk 46 seçimlerini atlıyorum. 1957-50'yi milat olarak kabul edersek yaklaşık olarak demokratik siyasete kural dışı müdahalelerin işte 60 27 Mayıs darbesi 10 yıl sonra, 71 muhtırası 11 yıl sonra, 12 Eylül 1980 darbesi 9 yıl sonra, 17 yıl sonra 28 Şubat postmodern darbesi, 2007 27 Nisan e-muhtırası, işte 17-25 Aralık ve 2016-15 Temmuz kalkışması. Ve bunların her birinin de her ne kadar benzer yönleri olsa da kendi içerisinde kendilerine özgü farklı boyutlarının olduğunu görüyoruz. Yani Türk siyasetine baktığımız zaman hem bunun bir tarihsel arka planı var hem de Cumhuriyet döneminde de farklı varyasyonlarıyla olağan milli egemenlik prensibine dayalı demokratik prosedürler içerisinde işleyen siyasete çeşitli sahiplerle, farklı varyasyonlarla müdahale edildiğini görüyoruz. Peki neden oluyor bu? Bunun sebebi ne? Bunun sebebini çok iyi irdelemek gerektiği kanaatindeyim. Ve burada önemli noktalardan bir tanesi bizim tabii ki siyasi kültürümüzle çok alakalı. Nedir o kastettiğim şey? Özellikle rahmetli Şerif Mardin Hoca'nın da bahsettiği gibi bizde bazen devleti kurtarma ideolojisi bağımsız olarak çalışan bir öğreti haline gelebiliyor. Yani ne demek istiyorum? Kişiler kendilerinden menkul bir surette milli hakimiyeti, milli iradeyi bertaraf ederek kendi inandıkları mutlak doğrular istikametinde devlet erkini ele geçirmek suretiyle millete bir cennet vaat etme zihniyeti veya hülyası peşinde koşuyorlar. Nitekim bakıldığı zaman da bütün siyasete müdahalelerin, darbelerin başarılı veya başarısız versiyonlarıyla millete mutluluk vaat ettiğini, bir sürü adeta yeryüzü cenneti vaat ettiğini görüyoruz. Zaten darbeleri gerçekleştirme motivasyonu da bu. Ha, peki ne olacak? Bunu nasıl düzelteceğiz? Yani bunun olmasının önüne nasıl geçeceğiz? Bu arada şunu da söyleyeyim. Enteresandır. Yani darbeleri gerçekleştiren darbe unsurları mutlaka hukuki yapı içerisinde yani anayasal düzeyde kendilerine meşruiyet alanları buldukları gibi darbeyi gerçekleştirdikten sonra da yine anayasal düzeyde çıkış garantileri de elde etmişlerdir. Yani kendilerini dokunulmaz kılmışlardır. Peki bunun önüne nasıl geçeceğiz? Yani bir zihniyet olarak devletin asıl sahibinin millet olduğunu sadece retorik düzeyinde değil ve dolayısıyla milletin kendi mukadderatının sahibi olduğunun olağan milli egemenliğe, milli irade, milli hakimiyete dayalı siyasete her türlü olağan dışı müdahalenin kategorik olarak mahkum edilmesi gerektiğini nasıl insanların zihniyetlerine zerk edeceğiz? Burada hem kültür politikamız hem de eğitim politikamızın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani amasız, fakatsiz, istisna kabul etmeksizin kategorik olarak her türlü siyasete olağan dışı, demokrasi dışı, milli egemenlik prensibine aykırı müdahalenin mahkum edilmesi kanaatini taşıyorum. Fakat Türkiye'nin hani gerek kamuoyuna, medyasına vesairesine baktığım zaman da dediğim gibi burada kategorik bir tavır almanın da söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Şimdi benim işaret etmek istediğim bir diğer husus o da anayasal düzey yani işin hukuki tarafı. Şimdi Türkiye'de darbelere baktığımız zaman nitekim her darbe kendi meşruiyet gerekçelerini mutlaka hukuki düzeyde bulur. Yani nitekim 15 Temmuz'da yani darbecilerin bildirisine baktığımız zaman oradan yine anayasal düzeyde devşirilmiş
çeşitlik meşrulaştırıcı argümanların olduğunu görüyoruz. Ha, o zaman üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi ki Türkiye vizyonu olarak bir hedef konulmuş durumda. Ancak Türkiye vizyonu bir taraftan kurumlarıyla kendini inşa ederken bu vizyonun mevcut anayasal strüktür içerisinde, yapı içerisinde sürdürülemeyeceğinin de gerçekleştirilemeyeceğinin de bilincinde olmamız gerekiyor. Ha, o zaman neye ihtiyacımız var? Hukuksal düzeyde de, anayasal düzeyde de devletin milli birlik ve beraberliği güçlendirici, demokratik prensipleri güçlendirici, anayasal değerler etrafında yeniden reorganize edilmesi gerekiyor. Ha, bu da tanım olarak zaten yeni bir anayasaya işaret ediyor. Dolayısıyla bu bağlamda 15 Temmuz benzeri farklı varyasyonlarıyla darbe ve benzeri kalkışmaların, teşebbüslerin olmaması açısından Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmasının da can alıcı önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak bu nasıl yapılacak? Mevcut iklimde bunun yapılması kolay mı? Bu başka bir tartışma konusu. Önemli olan husus şu: özellikle yeni yapılacak bir anayasanın yüksek düzeyde bir toplumsal mutabakatla gerçekleştirilmesi ve bilhassa özellikle ki anayasanın ruhu anayasanın değerleridir. Anayasanın değerleri konusunda çok yüksek bir konsensüs araması gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle devletin milli birlik ve demokrasiyi güçlendirici, milli hakimiyet prensibini tahkim edici, yüksek toplumsal mutabakatla ortaya konulmuş değerler etrafında yapılacak yeni anayasa etrafında yeniden organize edilmesiyle de ben 15 Temmuz ve benzeri kalkışmaların önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Ancak bunun olması suretiyledir ki, çünkü anayasa bir toplumun politik ve toplumsal düzeyde kurucu metnidir. Böyle bir belge elimizde olmalı ki daha sonra biz yukarıdan aşağıya bütün hukuki yapımızı, güvenlik yapımızı, politik yapımızı, kültürel yapımızı, hatta eğitim yapımızı bu belge etrafında organize edebilelim. Benim 15 Temmuz'la alakalı söyleyeceklerim 3 aşağı 5 yukarı bu kadar. Yani benim vurgulamak istediğim husus bu. Ben yeni bir anayasa ihtiyacının çok elzem olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen şahsi kanaatim dökümünün yeteri kadar yapılamadığını düşünüyorum. Genelde 15 Temmuz'a ilişkin değerlendirmelerin gaz alma kabiliğinden olduğunu düşünüyorum. Halbuki 15 Temmuz iyi analiz edilirse Türkiye'nin gelecek yüzyıllarının biçimlendirilmesinde aynı hatalara düşülmemesi, bir delikten tekrar tekrar ısırılmaması adına önemli fırsatlarda sunulduğunu düşünüyorum. Ancak maalesef genelde bu 15 Temmuz bir retorik olarak anılıyor. Ben bunun 15 Temmuz'un sunduğu imkanların aslında heba edilmesi anlamına geldiğini düşünüyorum. Yani söz gelimi sadece FETÖ'yü nazara vermek, bunun arkasındaki küresel şebekeyi ıskalamak sonucunu verebiliyor. Yani FETÖ sadece bir aparat. Fakat çok fazla gözümüze yaklaştırıyoruz. FETÖ'nün de ötesinde FETÖ gibi yapıları ortaya çıkaran toplumsal, politik, kültürel ve dini zeminin etraflıca tartışıldığını düşünmüyorum. Genellikle bunlar işte ya lanetleme tarzında oluyor ama bunlar bize en azından geleceğimiz adına yapısal düzenlemeleri yapmak bakımından yeterli argümanlar sunmuyor. Evet, benim söyleyeceklerim 3 aşağı 5 yukarı bu kadar. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa ben yanıtlayabilirim. Evet, biz Yoksa sözü Gökmen hocamıza. Gökhan Hocam çok teşekkür ederiz. Önemli noktalara değindiniz. Hem bir tarihsel perspektif üzerinden ülkenin bir darbeler tarihini hem de sürecin işte bir yandan bu küresel boyutunu, işte dünya tabii bir yandan değişiyor. Belli konularda değişim geçirirken de tabii biz aslında hani Türkiye yüzyılı diye ifade edilen hani Türkiye bu süreci nasıl değerlendirecek? Bundan sonra nasıl bir yani nereye doğru gidiyor? Bu 8 yıllık
tecrübenin nasıl etkileri oluştu? Bu konularla ilgili de Gökhan hocamızla bazı bu süreci ifade edebilecek. Yani bu sadece bir anmanın ötesinde bu süreç bizlerin, hani bizler de tabii birer akademisyen olarak, vatansever insanlar olarak, Atatürkçü düşünceyi de temel alan ve çağdaş nesiller yetiştirmeyi de hedef alan bireyler olarak da bundan sonra ülkemiz ne yoldan gidebilir, nasıl daha iyi ilerleyebilir? Zaten içerik teması olarak da Gökmen hocamızın da Türkiye Yüzyılı üzerine de bu konuyla ilgili bir takım tematik açıklamaları da olacaktı. Değerli bölüm başkanımız Gökmen Kantar hocamızın da sunumu için davet Hocam, ediyoruz. Buyurun, buyurun Gökhan hocam. Gökmen hocam konuşmadan bir cümle ilavede Tabii ki, bulunabilir tabii miyim ki. Buyurun hocam. müsaadenizle? Şimdi öyle bir uluslararası konjonktürden geçiyoruz ki mevcut durumda ki artık çok açık olarak 3. Dünya Harbi dillendiriliyor. Yani milli birlik dediğimiz olay iç cephenin tahkim edilmesi bir tercih değil, bir zorunluluk artık. Eğer bunu sağlayamazsak, yani içeride kenetlenemezsek, Allah korusun bu bizim paramparça olmamızla sonuçlanabilir. Yani dolayısıyla bu artık bir tercih veya politik bir angajman değil. Yani yaşamsal bir zaruret. Yani bunun herkesin idrakinde olması gerektiği kanaatindeyim. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Buyurun Gökmen hocam. Evet, ben de Gökhan hocama değerli bilgileri ve analizleri için teşekkür ediyorum. Öncelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz panele katılan, ekranları başında bizleri izleyen tüm katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında devleşen imanıyla, inancıyla millete demokrasi olan güveniyle tankların ve darbecilerin önünde duran aziz şehitlerimizi, 251'e yakın aziz şehitlerimizi ve yaralanan gazilerimizi saygıyla da anıyorum. Tabii ki 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi öyle çok kolay açıklanabilecek, ifade edilebilecek Gökhan hocamın da dediği gibi bir durum değil. Süremiz de sınırlı olduğu için de biz de buna biraz daha kendi projeksiyon okumamızla farklı yönleri görerek değerlendirmeye çalışacağız. 15 Temmuz'u anlamak için öncelikle Mondros'a bakmak lazım, serve bakmak lazım. Aslında 15 Temmuz Gökhan Hocam'ın değindiği noktada sadece bir aparat veya taşeron sinsi bir terör örgütünün, iki FETÖ terör örgütünün devlete sızmasıyla kendi emel ve amaçlarını uygulama alanı bulacağı bir kumpas değil. Bunun bir küresel altyapısı var, küresel oynatıcısı var, senaristleri var ki bu aslında Türk milletinin 1071'den bu yana kadarki şart meselesi üzerinden değerlendirildiği ve bu meselenin Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde, milli mücadele döneminde Mondros'tan Servet kadar bir süreçte hortlatıldığı bir varoluş yok oluş mücadelesine giren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığındaki milli mücadeleci Türklerin Lozan'la yırtıp attığı bir dönemin aslında rovanşı gibi bir kalkışmaydı. Bu kalkışma özellikle bugün daha farklı bir şekilde okunmalıdır, araştırılmalıdır. Sadece buradaki kripto suçluların veya kadroların, kamu içerisinde bulunan insanların açığa çıkartılarak, ifşa edilerek temizlenmesi yanında bizim Türk bilim insanlarının da üstüne düşen bazı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar da bu hain darbe girişimini bütün yönleriyle ele almak, incelemek ki ben FETÖ darbe girişimini 15 Temmuz'u bir sonuç değil bir başlangıç olarak da görüyorum. Çünkü orada küresel aktörlerin ortaya koymuş olduğu sinsi senaryo bir şeyi ifade ediyordu. Yeni bir dünya düzeninin başlangıcını ifade ediyordu ki Türkiye aslında sadece
kendi milli demokrasisine, milli hakimiyetine Gökhan Hocam'ın ifadesiyle sahip çıkmadı. Bütün mazlum milletleri örnek oldu. Bakın bugün Bolivya'da 200 yıllık bir devlet geçmiş olan Bolivya'da 190. darbe yapıldı. Darbe girişimi yapıldı. Bu darbe girişimine Türkiye örnek alınarak püskürtüldü darbeciler. Şimdi bu önemli bir nokta ki eğer biz 15 Temmuz'u iyi okuyamazsak Suriye meselesini okuyamayız, Irak meselesini okuyamayız, Ukrayna meselesini okuyamayız, Karabağ zaferini okuyamayız. Aslında 1919 yılında yalın ayak Samsun'a çıkmış Türk çocuklarının vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesini okuyamayız ki 1923 yılında yakmış olduğumuz bu Cumhuriyet meşalesini 100. yıla taşırken sadece demokrasimiz veya siyasi iktidar hedef alınmadı. Bombalanan Gazi Meclisimiz milli irademizin ve milli hakimiyetimizin tecelligahı olarak ana hedefti ki aslında 1.000 yıllık serüvende Haçlı zihniyetlerinin, o Haçlı serüvenin Türkleri Anadolu'dan atmak gibi bir habis düşünceye sahip olan bu karanlık senaryoların uygulandığı son figüran filmiydi ki milletimiz buna izin vermedi. Evet, bu işin 15 Temmuz darbesine karşı milli bir direnci, milli bir cesareti adeta abideleşmiş, destanlaşmış öyküsüydü. Ama bundan sonra özellikle darbenin 8. yılında Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini, anayasal düzenini kendi serüveni içerisinde Türk siyasi tarihinde yapmış olduğu şekilde tesisleştirmek, kurumsallaştırmak ve güçlendirmek adına ben de Gökhan Hocam'ın düşüncesine katılıyorum. Yeni bir anayasayla, darbe anayasasının ötesinde milli iradeyi Edirne'den Kars'a merkeze alacak, insanımızı doğulu, batılı, kuzeyli, güneyli ayırt etmeden mükemmelliğin ötesinde makulüye taşıyacak makul bir anayasa ihtiyacını da altını çizmek istiyorum. Eğer biz hukukun üstünlüğü noktasında hak ve hakkaniyet arayışı içerisine girersek elbette burada demokrasimiz, devletimiz ve milletimiz bir teminat altında olur. Ama hukuk dışı yöntemlerle demokrasimizde milli iradenin vermiş olduğu kararlara sadece çözüm sandık değildir. Sadece çözüm seçim değildir. Milli iradeyi bidon kafalı veyahut da milli iradenin vermiş olduğu reflekse benim oyumla çobanın oyu bir mi mantığıyla bir yerlere taşırsak işte bu bizi daha farklı kara senaryoların içine sokar. Biz her şeyden önce sandık sadakatine, demokrasi kültüründe inanmış bir milletiz. Yaklaşık 200 yıla yakın 150 yıllık demokrasi serüvenimizi Osmanlı'nın son döneminden bugüne kadar ele aldığımızda, incelediğimizde katılımcılığı, yönetimde katılımcılığı Türklerin bir karakteri olarak ta 5.000 yıllık Türk devlet tarihinden beri kabul etmiş, benimsemiş ve bu kültür içerisinde yaşamış bir milletin evlatları sandık sadakatine önem veriyorlar. Sandıkla gelen, sandıkla başarırsa yoluna devam eder, başarısız olursa da sandıkla gider ki 31 Mart yerel seçimleri de işte bu noktada Türkiye'de demokrasinin ne kadar tesisleştiği, ne kadar kurumsallaştığı noktada da önemli bir işaret fişeğidir. Önemli bir demokraside kilit taşıdır. Buradan baktığımızda demokraside kazanmanın, kaybetmenin ve ülkede olan politikaların üretimi ve milletin refahına, huzuruna, adaletine, demokrasiye olan inancına yönelik doğru adımların halk nezdinde karşılık bulduğunu da görüyorum. Onun için Türkiye'de bu kara senaryoların önüne geçmek istiyorsak milli birliğimizi, milli kimliğimizi, burası önemli, milli demografimizi sahip çıkacağız,
Sınırlarımıza sahip çıkacağız. Demokrasimize sahip çıkacağız. Siyasi kültürümüze sahip çıkacağız. Ve bunların tek tutkalı olarak da anayasal düzende hukukun üstünlüğüne inanan insanların oluşturduğu ve ürettiği sivil bir anayasayla da taçlandıracağız. Bunu yaptığımız müddetçe hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olur. Ama bunun dışında kendimizi vekalet savaşları içerisinde kendi milli irademizi vekaletler üzerinden, dogmatik düşünceler üzerinden, yapılanmalar üzerinden devlet içerisinde paralel olabilecek her türlü unsuru kendimizce hoş gördüğümüz müddetçe Gökhan Hocam çok orada ben de katıldığım bir söz söyledi. Bir delikten bu sinsi yılan çıkar. Ve yine milli birliğimizi, milli kimliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü hedef alacak şekilde bizi zehirlemeye çalışır. Devletin bu noktada kendini koruyacağı, tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri, milletin demokrasiye olan inancı, bütün unsurları, kamu kurumları bu noktada bir refleks geliştirir. Ama devletin en büyük tutkalı anayasadır. Bu anayasal üretim de sivil olmak zorundadır. Yani biz 100. yılda hala 12 Eylül'de üretilmiş, sipariş edilmiş, birilerinin çocukları tarafından yapılmış, başarılmış kendilerince bir darbe düzeninin anayasasıyla 100. yıla devam edemeyiz. Bu hikaye bizim hikayemiz olmaz. Bu öykü bizim öykümüz olmaz. Ulusal birliğimizi, milli üniter devlet çizgimizde Türkiye'nin her şeyden önce sosyal, laik, hukuk devleti olduğunu benimseyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı ilke ve prensipler noktasında yoluna devam eden 5000 yıllık Türk devlet geleneğinden bugün bulunduğumuz 1000 yıllık Anadolu topraklarına bırakılan şuuru nice yüzyıllarla taşlandırılarak Türk varlığını burada, bu topraklarda üniter devlet çizgisinde taşımakla mükellefiz. Biz Türk bilim insanları olarak da 15 Temmuz'da daha çok konuşacağız, daha çok derdimizi anlatacağız, daha çok bu tehlikelere karşı dikkat çekici konuşmalar içerisinde olacağız ki karanlıklar sizler de takdir buyursunuz ki kıymetli hocalarım ışıkla aydınlatır. Türkiye'nin bu noktadaki aydınlatıcı ışığı da üniversitelerdir. Üniversitelerde de bilim insanları olarak bizleriz. Bizler de bu noktada milli egemenliğe olan inancımızı, demokrasiye olan inancımızı ve Türkiye yüzyılı olan inancımızı daha çok ifade etmeliyiz. Eksiğimiz olabilir, hatamız olabilir ama bunların hiçbirisi bizim kaderimiz değil. Dünyada medeniyetler parasızlıkla değil, inançsızlıkla yıkılır. Bir devletin en önemli belki de motivasyon kaynağı inancıdır. Bu da milli ve manevi değerleridir. Milli manevi değerleri diri tuttuğu müddetçe ben bu milletin dışarıdan gelecek her türlü tehlikeye karşı zihninin ve şuurunun diri olduğuna inanıyorum. Tekrar bana söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sözü Seda Hocama bırakıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, Gökmen hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocamız oldukça önemli noktaları vurgulamış oldu. Özellikle her iki hocamızın da söz ettiği şekilde bu küresel düzen bağlamında sürece yaklaştığımızda aslında ne kadar büyük riskleri çeşitli ülkelerin yakın zamanda deneyimlediğini de görmüş olduk. Yani demek ki biz huzur içinde yaşayabilmemiz için hem yani geleneksel olarak yani geçmiş Türk geçmiş Türk devletlerinin bir takım deneyimlerine de bakarak ve Cumhuriyetimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu değerleriyle ortaya koymuş olduğu bu
Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter devlet yapısının, milli bütünlüğünün ne kadar büyük bir kıymet olduğunu ve bunun aynı zamanda uluslararası açıdan da Gökmen hocamızın da anlattığı gibi çeşitli ülkelerde de örnek alınarak bağımsızlıkların elde edilebildiğini ve yine bu yaşanmış olan en son darbe girişimiyle de ülkemiz vatandaşlarının gerektiği zaman milli bütünlüğe ne derece önem verdiğini, fakat bu duyguların da yani özellikle biz akademisyenler, eğitim kurumlarındaki öğretmenler, eğitimcilerin yani önceliğin, birinci derece önceliğin genel olarak vatan sevgisi, millet sevgisi ve ülkemizin bir kurtuluş savaşıyla tekrar vatanını yani vatanında kurtuluş savaşı vermiş bir ülke olduğunu yine göz önüne alarak da bu değerlerimizin gelecek yüzyıllara taşınabilmesi, devam edebilmesi ve işte bu göç sorunlarını da yine beraberinde düşündüğümüzde yine ülkemizin bütünlüğüyle devam edebilmesi için de bizlere de çok önemli görevler düşüyor. Hocalarımız, her iki hocamız da bunun önemini ifade etti. Milli irade, kapsayıcılık, hakkaniyetli, makul bir anayasa ihtiyacını da yine Gökmen hocamız vurgulamış oldu. Bizim bu süremiz sınırlı olduğu için daha da aslında yani bu heyecan başlamışken daha fazla tartışma yapabilmek, hani tekrar hocalarımıza söz hakkı verebilmek isterdim ama biz de bunu böyle genelde sınırlı bir süre için sağlamış oluyoruz. O yüzden daha sonraki yıllarda da yine tartışmalarımıza devam etmek üzere. İki hocamıza da katkılarından dolayı çok teşekkür ederek oturumu tamamlıyorum. Teşekkür ederim hocalarım. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.